Selam sevgili dostlar. Merhaba yazılımla bir derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde dizilere giriş yapmıştık. Ve dizilerde string değerlerinin nasıl bir dizi oluşturduğunu, oluşturduğumuz bir dizinin indeks numarasının nasıl belirlendiğini ve bu indeksleri nasıl ekrana yazdırdığımızı görmüştük. Bugün ise sizlere sayısal indeksleri ve anahtar keyli yapılı Erayları, dizileri size anlatmaya çalışacağım. İlk olarak bir hr çekelim. Eko ile. Ve dersimize devam edelim. Ama önce zampa bakalım. Evet çalışıyor. Güzel. Eko tırnak içinde. Hr ile bir çizgi yapalım. Ve derse devam edelim arkadaşlar. İlk olarak dolar işareti. Saysal. Dizide bir değişken oluşturuyorum. Ve bu değişkenimin bir Array. E veri türünde olacağını belirtiyorum. Parantezlerimi açıyorum. Pardon. Ve veri girişi yapıyordum. Arkadaşlar string değerlerde tırnak işaretlerini kullanıyorduk. Ama integer değerlerde normal yazabiliyorduk. Bunu bir önceki derslerimizde de size bahsetmiştim. Hemen 10 diye bir değer giriyorum. 20'yi giriyorum. 30'u giriyorum. Ve 40'ı -40 giriyor. Nokta virgülümü koyuyorum. Biz bir diziyi ekrana yazdırabilmek için İlk önce eko diyorduk ve daha sonra yazdırmak istediğimiz indis numaralı dizi ekrana yazdırıyorduk. Hemen geliyorum eko dolar işareti sayısal dizi diyorum ve buraya indisi sıfır olanı ekrana yaz diyordum. Ve böylece tekrar etmiş oluyoruz. Geliyorum tarayıcımı açayım. Lokal post. pardon. Lokal host php dersleri deyip oluşturduğum diziler Dosyasını çalıştırın. Bakın, ne yapmıştık arkadaşlar? Indisi sıfır olanı ekrana yaz demiştim. İyi, güzel. Bu şekilde ekrana basıyorduk. Peki arkadaşlar, ben bu oluşturduğum dizinin yapısını, içeriğini nasıl göreceğim? Bunun için bir fonksiyon var. Print artı Bu print ar ne işe yarıyor? Oluşturduğumuz bir değişkenin veya bir nesnenin yapısını ve içeriğini okuyabilmemizi sağlıyor arkadaşlar. Hemen gelip görelim. Bu ekoyu durum satırına çeviriyorum. Ve print arı kullanmaya başlıyorum. Print alt tere ar diyorum. Ve parantezimi açıyorum. Bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. İçine geliyorum. Dolar işareti oluşturduğum değişkenin adını alıyorum. Saysal dizi diyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum. Hemen bakalım. Yeniliyorum. Evet arkadaşlar bana verimin bir Eray dizisi olduğunu gösteriyor ve içinin bu şekilde nesnelendiğini, erişebildiğimi okuyabildiğimi gösteriyor. 0 endesi 10 olan, 1'i 20 olan, ikinci indeksi 30 olan, üçüncü indeksinde 40 olan bir yapıda olduğunu bana belirtiyor. Çok güzel. Biz bu şekilde dizinin içeriğine erişebiliyoruz artık. Peki arkadaşlar, ben e, oluşturduğum bir dizinin içine yeni bir veri nasıl ekleyebilirim? Bunu anlatmaya başlayayım size. Bunun içinde bir fonksiyonumuz var. Geliyorum arkadaşlar buraya. Hemen. Array push diye bir fonksiyonum var. Array push diye bir fonksiyonum var. Ve bunun içine geliyorum. Parantez açıyorum. Ve dizi hangi oluşturduğum değişkene yeni bir değer ekleyeceğim. Dolar işareti Saysal dizinin yanına ben değerimi atacağım. Nasıl atacağım? Virgül koyuyorum. 50 değerini atıyorum. Ve noktalı virgülümü koyuyorum. Bakalım dizime eklenmiş mi? Onu görelim. Yeniliyorum arkadaşlar. Bakın sıfırdan 1, 2, 3, 4. Yeni bir indeksim geldi. Eklendi. Çok güzel. Ben geliyorum. Peki ee, bu eklediğim ee, dizine ekleyebiliyorum. Güzel, yeni bir veri ekliyor. Peki var olan bir dizideki değeri nasıl sileceğim? Hemen ona bakalım. Bunu da yorum satırını alıyorum. Hatta buraya bir açıklama daha yazıyorum. Diyorum ki yeni veri ekleme. Şimdi var olan bir dizini nasıl sileceğim? Hemen onu göstereyim. Unset diye bir fonksiyonum var arkadaşlar. Buna geliyorum diyorum. Parantezimi açıyorum. Dolar işareti saysal değere diziye giriyorum. Ve silmek istediğim indeks numarasını veriyorum. Ben birinci indeks numaralı veriyi silmek istiyorum. Köşeli parantezlerimi açıyorum. Ve biri veriyorum. Noktalı virgül diyorum. Ve print error'a ekrana yazdırıyorum. Bakın arkadaşlar. Bir numaralı indeksinde ne vardı benim dizime bakayım. 20 değeri vardı. Ama artık ben 20'yi sildim. Çok güzel. Demek ki silme işleminde bu şekilde yapabiliyoruz. Bunu da yorum satırına alıyorum. Ve buraya açıklamasını diyorum. Var olan bir indeksi silme. Çok güzel. Şimdi bunlar anladıysak arkadaşlar. Ben bir tane de karışık bir dizi vermek istiyorum, mix olsun. Bakalım bu şekilde bir dizi oluşturabilecek miyim? İçinde string değer olsun, ondan sonra saysal bir değer olsun, ayrıca bir e, ondalık bir sayı olsun. Bunları bana verecek mi? Mix dizi diyorum ve eşittir diyorum. Array olacak. Geliyorum. İlk önce bir string değer veriyorum. String dedim, isim olsun ya da bir meyve olsun. virgül sayısal bir değer veriyorum. Integer tam sayı bir değer. Bir de 3.40'lık bir değer. 40 diye noktalı e, küsuratlı bir değer veriyorum. Ve bunu ekrana yazdıracağım. Geliyorum nasıl yazdırıyorduk arkadaşlar. Print R ile ben ekrana yazdırabiliyordum. Dizinin içeriğini öğrenebilmem için. parantezlerimi açıyorum. Dolar işareti neydi? Mix dizi. Hemen şuradaki hr'yi de alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. F5 diyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde de bir karışık dizi oluşturabiliyorum. Şimdi bir sonraki çalışmamız olan anahtar keyli yani anahtarlı ve değerli bir veri türü olan ee, S -SOX, e, SOX array'ları sizlere anlatacağım. Geliyorum arkadaşlar. Herim koydum. Yeni bir dizi oluşturuyorum. Dolar işareti ana tar dizi diyorum. Ve bunun da bir array e olduğunu belirtmem lazım. Eşittir diyorum. Array e olacak. Ve bu dizimin içine ben bir anahtar, bir de bir değer atacağım. Yaş, e, isim ve yaş olarak gideceğim arkadaşlar örneğimde. Tırnak içinde geliyorum. Adı Ali. Ve yaşının değerini eşittir büyük işaretiyle veriyorum arkadaşlar. Ne diyorum? Yaşı 31. Virgül diyorum. Yeni bir değer ekliyorum. Adı Yeliz. Şurada büyük harf yapalım ismini. diyeliz ve bunun da yaş değerini eşittir diyorum büyük işareti verip tırnak içinde 40 veriyorum virgül yeni bir değer daha ekliyorum ismim Mehmet olsun tırnak içinde ve bunun da değerini belirtmem için eşittir büyük işaretiyle yaşını da bunun 51 veriyorum ve noktalı virgülü koyuyorum bunun ekranı nasıl yazdıracağım? Yine iç yapısını öğrenebilmem için print r ile r ile parantezlerimi açıyorum. Dolar işareti anahtar dizi diyorum ve ekrana yazmasını bekliyorum. Geliyorum sayfama. F5 diyorum. Evet. Ali'nin yaşının 31, Yeliz'in 40 değerini aldığını, Mehmet'in de 51 değerini aldığını gördük. Çok güzel. Peki arkadaşlar ben burada adının e, Ali olanın yaşını ekrana nasıl yazacağım? Hemen geliyorum bu şekilde ekrana yazalım. Eko kullanacağım burada. Eko diyeceğim. E, dolar işareti. Anahtar dizi. Ve e, Ali diyeceğim. buraya Ali'nin bana yaşını yazsın noktalı virgül koyuyorum. Bakalım bana yazacak mı? F5 diyorum. Burada bir Alikey hatası aldım. Çünkü öyle bir değer yok. Küçük harfle yazmışım. Hemen burayı büyük harfle şuraya alıyorum. Şuraya koyuyorum. Şu an çalışacak. F5 diyorum. Bakın arkadaşlar. 31 verdi. Hemen şuraya bir HR koyalım da karışmasın. Da buraya bir BR koyalım. Eko. Değeri. Yeni diyorum. Bakın. Ali'nin yaşının bana burada 31 olduğunu belirtti. Peki böyle tam bir belirginlik yazalım. Nasıl yazacağız? Geliyorum. Şunu da yorum satırına çeviriyorum. Geliyorum. Diyorum ki Eko tırnak içinde Ali'nin Yaşı şu şekilde geliyorum, nokta koyuyorum ve e, dolar işareti anahtar dedi deyip. Tırnak içinde Ali değerini. Ekrana yazmasını istiyorum. Bakalım nasıl yazacak? F5 diyorum bakın Ali'nin yaşı 31. Bu şekilde biz değer alabiliyoruz. Çok güzel. Peki arkadaşlar. Ben burada Yeliz isimli değeri nasıl sileceğim? Yukarıda gördüğüm gibi bu fonksiyonu ile ben unset fonksiyonu ile ben bu veriyi silebilirim. Hemen gelelim onu göstereyim. Bunları da yorum satırına alıyorum. Ve bana artık Yeliz isimli veriyi silsin. Unset diyorum. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Parantezimizi açıyorduk. Dolar işareti anahtar diziyi belirliyordum. Ve yanına gelip neyi sileceğimi belirtmem gerekiyordu. Tırnak içinde verimizin değerini yelizi sil diyeceğim. Nokta virgülümü koyuyorum. Bakalım bana yelizi silecek mi? F5 diyorum. Bakın yeliz ve değerli anahtarlı verinin yaşını ve kendisini sildi. Çok güzel. Peki ben buraya yeni bir veri nasıl ekleyebilirim? Burada neyi kullanmıştık arkadaşlar eklemek için? Array push ama biz burada farklı bir yöntemle onu kullan. Burada ee, biz sadece yaş değerini ekleyip ama verinin key'ini belirleyemiyoruz. Orada bir hata veriyor bize. Burada böyle bir yöntem deneyeceğiz. Geliyorum buraya. Yorum satırına çeviriyorum. Ve diyorum ki buraya silme diyorum. işlemi. Güzel. Hemen aşağı geliyorum ve yeni bir veri nasıl ekleyeceğim onu size anlatmaya çalışacağım. Dolar işareti anahtar dili diyorum ve hemen köşeli parantezlerim belirtiyorum ve veri isimde veri isminde yaşının da eşittir 60 olduğunu belirtip bir veri eklemek istiyorum. Hemen geliyorum. F5 diyorum. Burada bana bir hata verdi. Hemen bakalım ne hatası. Dizi veli 60. Heh, pardon. Şurada bunu kapatmam lazım. Bunun içine yazmayacaktım. Şunu siliyorum. Şurada veli kapatıyorum değerini. Kaydediyorum. Ekranı yeniliyorum. Bakın arkadaşlar. Veli'nin ve yaşının 60 olduğunda anahtar keli bir dizi örneği bize bu şekilde yeni bir veri ekliyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar bugün sizlerle var olan bir indeks numaralı veriyi silmeyi, karışık bir dizi oluşturmayı, anahtar keli bir dizi oluşturmayı anlattım. Bir sonraki derste ise random diziler oluşturup bunları ekrana while döngüsüyle, for döngüsüyle yazdırmaya çalışacağım. Böylelikle döngüleri girmiş olacağız. Herkese iyi çalışmalar kolay gelsin arkadaşlar